Merhaba arkadaşlar. Hadi hep beraber gelin bir edebiyat trenine binelim ve Anadolu'nun kadim medeniyetin izlerinin beşiği olan Mezopotamya'ya bir yolculuk yapalım. Bu yolculuğumuzun rehberi Mehmet Uzun. Dicle'nin Yakarışı, Dicle'nin Sesi 1. kitap. Yayıncı Sel, çevirmenimiz Muhsin Kızılkaya. Muhsin Kızılkaya kitabı Kürtçeden çevirmiş, yine o güzel Türkçesiyle harikalar yaratmış. Hemen söyleyeyim, eğer edebiyattan zevk almıyorsanız, yani edebiyatı sevmiyorsanız, bu trene lütfen binmeyin. Çünkü bir edebiyat sofrasına konuk olacağız ve bu bir roman değil, anı değil, biyografi değil. Muhteşem bir, bana göre anlatı diyebileceğimiz edebiyatın bir türü. Her ne kadar çevirmen buna bir destan diyorsa da bence burada Mehmet Uzun Mezopotamya'nın kadim kültürlerine ışık tutmuş, bize onları muhteşem tasvirleriyle olağanüstü bir güzellikte yazmış. Benim daha önceki bir sohbetimi hatırlarsanız, edebiyat nedir demiştim. Tek kelimeyle edebiyat, daha doğrusu sanat nedir demiştim. Sanat mutluluktur. Edebiyat da sanatın bir çeşidi olduğuna göre edebiyat da bir mutluluktur. Eğer bir kitabı okuyup da mutlu oluyorsanız o kitap güzeldir. İşte bu kitap bir edebiyat sofrasında aynı o dengebecilerin size anlattığı gece sofralarında, yani şevbuherklerde, gece sohbetlerinde yapılan yemeklerin tadı gibi ağzınızda unutulmaz lezzetler bırakacak. Tabii ki bu yolculuğumuzda müzik olmazsa olmaz. Dengebeç Metin Bardağ'ın Seydem'in şarkısını burada sohbete eşlik ettiriyoruz. Müzik her zaman evrenseldir. İster bu etnik müzik olsun, ister caz müziği olsun, ister Türk müziği olsun, klasik olsun, müzik insanın ruhuna hissederse o müzik güzeldir. Hakikaten de bu Dengebeş şarkısı bizi çok etkiliyor, hüzünlendiriyor. Romanımız Mezopotamya'da geçiyor demiştik bu anlatımız. Burada romanımızın kahramanı, roman diyorum yine dinim alışmış. Bro. Bro bir dengebeş. Dengebeş de Kürt kültüründe bir tür meddaha karşılık gelen, gece kurulan meclislerde, yani şevbuherklerde, divanelerde toplanmış olan insanlara hikayeler, masallara, destanlar, türküler, rivayetten anlatan adamlara verilen isim. Burada bro bize Mezopotamya'da olan etnik unsurların kültürünü hakikaten çok güzel bir edebi dille anlatıyor. Roman size alıp getiriyor. Yani bir bakıyorsunuz romantide hiçbir şey yok anlatımda, ama çok şey var. Çok şey var. Gerçekten Mehmet Uzun o aşk gibi karanlık, aşk gibi aydınlık, ölüm gibi karanlık olan romanında, bir önceki anlatımda bahsettiğimiz, neredeyse hakem olarak bütün takdir haklarını Dağlar Ülkesi, yani Kürtlerin lehine kullanmış olmakla beraber son derece güzel bir edebiyat tadı vardı o kitapta. Biraz taraflı davranmıştı. Bu kitap tamamen kültürel ögelerle bezenmiş bir anlatı. Her ne kadar burada da zaman zaman kalemini biraz Zülfiyare, yani Türkiye'ye dokundursa da, Osmanlı'ya dokundursa da, kitap size çok şeyler vaat ediyor. Ben kitaptan çok mutlu oldum, etkilendim. Doğrusu çok zevk aldım. Edebiyattan hoşlanıyorsunuz, bu kitabı
heyecanla, zevkle okuyacaksınız. Hadi gelin şimdi o sofraya oturun ve dengebecin ağzından size aynı zamanda bir dengebeş, aynı zamanda söz yazarı, şair size küçük bir şiiri okuyalım beraber. Ay bravo be, döktürüyorsun. Vay baba, vay baba. Hello, hello, hello. Evet. Dengebeş buraya kulak verelim. Mezopotamya'yım ben. Damarlarım su ve nehir. Hayatım kavga, mevzum kan. Dilim edebi, sözüm ebedi. Her zaman bir şairin, bir vakanübüsün sözünden çok. Gılgamış'ın dudaklarında bir zaman, kadim nehrin kenarında, Nemrut'un zihninde, Yunus'un ruhunda, tufan ülkesinde, İbrahim'in yüreğinde, açın yaşayan ruhların kapısını, açın mukaddes kitapların sayfalarını, oradayım ben. Orada yankılanıyor sesim, dinleyin beni. Güneşten ve felaketlerden kavrulan toprağın sesini dinleyin. Tohumum, doğumum, açan tomurcuğum, saadetim, arzuyum, sevdayım, hepsiyim ben. Ateşim, yangınım, yıkılışım, nefretim, düşmanlığım, hepsiyim ben. Bütün köklerinde, yanık toprağın bütün derinliklerinde her şey benimle başlar, benimle söner. Bu muhteşem şiir biraz uzun devam ediyor. Bunu burada noktalayalım. Ve çevirmenin kitabı nasıl vurguladığını, ne anlattığını kitabın size bir kez daha hatırlatırım. Bu muhteşem anlatı bize ne vaat ediyor? Mezopotamya'da yaşayan halkların, Kürtlerin, Ermenilerin, Keldanilerin, Yahudilerin, Yakubilerin, Türkmenlerin yaşadığı savaşlara, kıyımlara, kıtlıklara tanıklık yapacak, kendi köklerini ararken Yezidiliği, Süryaniliği, Nasturiliği, Hristiyanlığı, Müslümanlığı öğrenecek, yolculuk hazırlıkları yaparken bir de Mir Bedirhan'ın danışmanı Ermeni asıllı Mam Sofya'nın kütüphanesinde Batı'nın önemli yazar, seyyar, şair ve düşünür tanışacak. Onun bütün yolculuklarında Keso dediği Anabes'in yazarı Yunan, Xenofon, Mara dediği Roma döneminin büyük şairi, Anesis'in yazarı Publius, Mara Vergilius, Naso dediği yine Roma'nın en büyük şairlerinden biri olan Triesta'nın yazarı Publius rehberlik yapacak. Tevrat, İncil, Kur'an ve Yezidilerin kutsal kitabı olan Misyafa Reş, kara kitap, başucundan hiç ayrılmayacaktır. Misyafa Reş, kara kitap ve Meleya Cizeri ve Ahmet Ali Ferki Hayrani Feridun Attar, Sadi Hafız Şirazi ve Rumi Firdevsi Evrenyan. Peki bro bize neyi anlatıyor? Bro, Bengebeş bro bize unutulmuşları anlatıyor. Daha doğru bir deyimle bize tarihin derinliklerinde unutulmuşların sesini aktarıyor. Peki unutulmuşlar kimlerdir? Unutulmuşlar katliamlardan, dağlara sığınan Yezidilerdir. Mezopotamya'da kadim halkları Süryaniler, Keldanilerdir. Unutulmuşlar Yahudilerdir, Kürtlerdir unutulmuşlar. Cizre Havzası'nda yaşayan Kürtlerin Miri, Mir Bedirhan ve ötekilerdir. Ve ilave ediyor çevirmen Muhsin Kazıkaya. Biz nasıl bir zengin kültür yatağında oturuyormuşuz da haberimiz yokmuş. Evet. Sizin de haberiniz olmayan bu Mezopotamya'nın kadim kültürlerini bu kitapta edebi sofrada oturarak güzel bir yemekle öğreniyorsunuz. Kitap muhteşem. Fakat yine Mehmet Uzun Kürt kimliğinin verdiği duygusallık da Zülfiyare yani Osmanlı'ya dokundurmadan edemiyor. Yani kalemini yine dağlar ülkesi yani Kürtlerin yanından kullanıyor. Şöyle diyor,
kitabın 61. sayfasında sessizliğin sesi, Osmanlı kılıcı, gözlerini kan bürümüşlerin kılıç darbeleri ve mazlumların kanından müteşekkildir. Mehmet Uzun, Aşk gibi aydınlık, Ölüm gibi karanlık kitabında da belirttiği gibi Osmanlıların özellikle 19. yüzyılda zayıflamasından ve otoriteyi kaybetmesinden dolan boşlukta bu kan dökümünün olduğunu söylüyor. Yani Osmanlı zayıfladıkça oraları karıştırmışlar. Fakat Mehmet Uzun şunu unutmuş. Eğer Osmanlı olmasaydı, Osmanlı oralarda hüküm sürmeseydi, belki Mehmet Uzun bu kitabı yazıp kitap bugünlere benim gibi bir cahile bile ulaşamayacaktı. Osmanlı gerek bütün etnik kültürlerin kültürünün yaşamasında bence başrol oynamış, kültürlere dokunmamış. Tabii ki bütün imparatorluklarda olduğu gibi bir takım eziyetler, cinayetler, savaşlar olmuş. Ama Osmanlıların hakkını teslim etmek lazım. Eğer Osmanlı olmasaydı belki de bugün Kürtler olmayacaktı. Bunu ben demiyorum. Benim gibi cahil bunu nereden bilecek? Ama size bu kitaptan sonra da tanıtmayı düşündüğüm ünlü Yunanlı yazar Dimitri Kitsikis'in Türk Yunan İmparatorluğu adlı kitabında Dimitri Kitsikis diyor ki eğer biz diyor 400 senedir Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresinde yaşamasaydık bugün diyor Yunan kültürü olmazdı. Ben diyor Osmanlıyım. Osmanlı'dan Yunanistan'a ayrılmak da büyük hata etmiştir diyor. Çok çarpıcı bir cümle. Türk Yunan İmparatoru Dimitri Kitsikis. Allah nasip ederse çok yakın zamanda bu Dimitri Kitsikis'in çok çarpıcı, çok etkileyici ve çok da objektif yazılmış bu kitabını size aktarmaya çalışacağım. Dolayısıyla Mehmet Uzun kitabını, bu anlatıyı, bu destanı yazarken takdir haklarını yine Kürtlerden yana kullanmış. Ama hakkını teslim ederim. Muhteşem bir edebi lezzet var kitapta. Vay bura 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 bura. Vay baba vay baba vay baba. Ne anlatıyor ya? Müzik acayip dokunuyor insana. Ama gerçekler hakikaten acı. Ama her zaman için ben bir hakem olarak, bir aydın adayı olarak asla faşist bir gözle bakmadan olaya objektif gözle bakıyorum. Kitap edebi lezzet açısından bir numara. Fakat hakem biraz taraflı davranmış. İyi okumalar diliyorum.